Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Öncelikle herkese sağlıklı, bol yavrulu hobiler dilerim. Şimdi bugünkü videomuzun konusu Kızılağaç Kozalağı. Şöyle göstereyim. Kızılağaç Kozalağı aldım. Öncelikle bu Kızılağaç Kozalağı'nı neden aldım ve ne için kullanıyoruz ondan bahsedeyim. Şimdi ben Kızılağaç Kozalağı'nı akvaryumların biraz rengini sarartmak ve rengini değiştirmek için ve aynı zamanda da balıkların stresini azaltıp yumurtayla üreyen balıkların biraz daha rahat olmalarını sağlamak için Kızılağaç Kozalağı aldım. Şimdi genel olarak bir Kızılağaç Kozalağı'ndan bahsedeyim sizlere. Şimdi öncelikle şu bilinen bir yanlış var, ondan bahsedeyim. Şimdi tek bir akvaryuma bir adet atılan şu minik Kızılağaç Kozalağı ciddi bir değerde pH düşmesi yapmaz. Bunun hatta değerlendirmeleri birçok forumda falan da gördüm. Uygulamaları yapılmış. Yani şöyle söyleyeyim, pH'ınız atıyorum 8. 8'den bu Kızılağaç Kozalağı ile beraber pH'ınızı 6,5'lara kadar falan ya da 7'lere kadar düşürmeniz mümkün değil. Çok fazla. Ondan bahsedeyim. Tabii ki pH düşürme özelliği var. Ama şöyle bir durum var. Yani ciddi bir pH düşmesi Kızılağaç Kozalağı'ndan bekleyemeyiz. Yani şöyle söyleyeyim. Ben akvaryumların her birine, yani bendeki akvaryumlar biraz büyük, her birine birer tane atacağım. Ondan sonra yani bu tamamen pH'ı düşürmek için kullanılabilecek bir ürün değil. Ondan bahsetmek isteyeyim. Ondan bahsedeyim sizlere öncelikle. Şimdi şöyle bir durum var. Neden akvaryuma Kızılağaç Kozalağı koyarız? Ondan bahsedeyim. Şimdi birincisi karides besleyenlerin, karides hobicilerinin sürekli kullanmış olduğu bir malzeme aslında Kızılağaç Kozalağı. Bu da neden? Hem karideslerin streslerini azaltmak için hem de bunların üzerindeki ve Kızılağaç Kozalaklarıyla beraber karidesler besleniyorlar. Yani karideslerin beslenmesinde aslında bir nevi kullanılıyor. Aynı şekilde yapraklar da öyle. Katappa vesaire de karideslerin güzelce yediği yemlerden birisi oluyor aslında. Bir diğer sebebi ise pH'ı, yani düşük olan pH'ı, pH seviyesini stabil tutmaya yarıyor. Yani dengeli bir pH tutmaya yarıyor Kızılağaç Kozalağı, öyle söyleyeyim. Dediğim gibi karidesler için doğal ve güzel bir yem. Tabii karidesler dışında birçok tropikal canlıda kullanılıyor zaten Kızılağaç Kozalağı. Akvaryuma tanin ve humik asit salgılıyor Kızılağaç Kozalağı. Bu da balıkların hem doğal ortamlarına yakın bir ortamda yaşamalarını sağlıyor. Aynı zamanda da streslerini azaltıyor. Ve yumurtayla üreyen balıkların, yani melek gibi, gökkuşağı gibi, vatos gibi, bildiğiniz üzere mesela vatosların genelde akvaryumlarının suyu genelde sarıdır. Bunun sebebi de tamamen stres, yani stresten daha uzak olsunlar ve yumurtalarında herhangi bir mantarlaşma vesaire olmasın diye doğal ortamlarına yakın olması adına suyu sarartmak için ve suya salgıladığı taninle birlikte, humik asitle birlikte daha da stresi azaltmış oluyoruz akvaryumda. Şimdi bu şekilde Kızılağaç Kozalağı'nı anlattıktan sonra bir de şundan bahsedeyim. Şimdi eğer ki akvaryum suyunuzu sarartmak istemiyorsanız, atıyorum karides besliyorsunuz, karideslerin yemesi için vereceksiniz ama suyunuz sararsın istemiyorsunuz. Bunun için şunu öneriyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir kabın içerisine Kızılağaç Kozalaklarını koyun. Üzerine de kaynamış su dökün ve birkaç saat bekleyin, sonrasında akvaryuma koyun. Şimdi ben birçok yerde gördüm, şunu söyleyenler de var. Yani bir suyun içerisine koyun, kaynatın, birkaç defa kaynattıktan sonra koyun diyenler de var. Ama ben buradaki şu olaya katılmıyorum. Yani
suyun içerisinde, sıcak suyun içerisinde tamamen kaynatıldığında o sıcak su 100 derecelerin üzerine çıktığı için maalesef içerisinde herhangi bir mineral vesaire kalmayacaktır. Yani o kızılay ağaç kozalağı tamamen bence özelliğini yitirecektir. Ve ben bunu düşünerekten en azından tabii ki bu doğadan toplandığı için bir steril olsun, üzerinde bir bakteri vesaire varsa gitsin diyerekten bir saat, bilemediğiniz iki saat kadar böyle bir kabın içerisine kızıl ağaç kozalaklarını alıp üzerine sıcak su döküp beklettim. Sonrasında akvaryuma koyacağım. Tabii ki benim suyum sararsın, ben suyumu sarı istiyorum veya benim zaten suyum sarı, yani zaten asidik bir su, ben sürekli kullanmaya devam ediyorum diyenler için de bunu normal bir çeşmenin altında üzerindeki tortu vesaire toz pislik kalmayacak şekilde bir çeşmenin altında bu şekildeyken yıkayıp ondan sonra akvaryuma atabiliriz. Şimdi buradaki sıcak suyun içerisinde koymamızdaki amaç da şu. Şimdi normal şartlarda bu akvaryuma koyduğumuzda hemen batmayacaktır. Hemen batmayacağı için böyle bir sıcak suyun içerisine konulduğunda daha kısa sürede batacağını düşünüyorum ben açıkçası. Diğer türlü 12 saatte 24 saat arasında batma süreci var. Tabii ki içerisinde batanlar da oluyor. Bu istisnai bir durum. Ondan sonra bir de şöyle bir durum var. Yani suyun tamamen, yani suyun pH'ını düşürmek istiyorsak bana göre en şöyle anlatayım. En bence düzgün bir yol ozmoz su girmek ve ozmoz su girdikten sonra da bu kızıl ağaç kozalağa girersek tabii ki de rahatlıkla pH'ımızı düşürebiliriz. Sonrasında bir de bu mesela biyotop Blackwater akvaryumlarında çokça kullanılan bir ürün. Tabii ki Blackwater akvaryumları kurmak için birkaç tanesini zaten akvaryumun içerisine attığınızda akvaryum bildiğiniz çay rengini alıyor. Bu da Blackwater kurulumlarda oldukça güzel bir yol izliyor ve biyotoplarda aynı şekilde. Dediğim gibi balıklar için bence sarı su her zaman stresi azaltıyor ve üremeyi tetikliyor ve balıklar doğal ortamlarına daha yakın oldukları için bence daha huzurlu yaşadıklarını düşünüyorum. Ve o yüzden de bu şekilde kızıl ağaç kozalağını kullanacağım bu süreçten sonra. Ve aynı zamanda zaten ben yaprak kullanıyordum ama yaprak kızıl ağaç kozalağı kadar suyu sarartmıyor. Onu da belirteyim. Şimdi dilerseniz kızıl ağaç kozalağını alayım. Tek tek akvaryumlara atalım. Orada da bir şeyleri anlatayım, sonra videoyu bitireceğim. Evet, şimdi şöyle atacağım akvaryumlar zaten belli. Şöyle bütün akvaryumlara atmayacağım yani. Şöyle en minik olanını seçeyim. Öncelikle tavus kuşu gobilerin akvaryumuna attım bir tane. Gördüğünüz gibi yani sıcak suyun içerisinde beklediği için çok kolay bir şekilde battı. Yok, normalde suyun üzerinde kalıyordu. Ama dediğim gibi çok fazla bence uzun süre bekletilmemeli diye düşünüyorum. Çünkü içerisindeki bütün yararlı mineraller vesaire, tanin hep o suya salgılayacağı için suya atmamızda hiçbir fayda kalmayacak o zaman. Bence benim fikrim bu. Aksini düşünenler illaki olacaktır. Şöyle benim panda çöpçülerime de atacağım. Burada panda koridor asların, şöyle görüyorsunuzdur umarım, yavruları var. Artık bayağı da büyüdüler. Maşallahlarınızı lütfen esirgemeyin. Ve çok da böyle doğal ve şık duruyor bence. Yani bunların ömrü bittikçe ben tekrarlayacağım. Ömrü bittikçe tekrarlayacağım. Bu şekilde, çünkü bayağı bir adet te aldım. O yüzden sürekli dediğim gibi tekrarlayacağım. Bu tarafa da şöyle arka tarafa bırakayım. Şöyle gördüğünüz gibi buraya da attım. Karideslerle pigme koridorasların olduğu akvaryuma. Bunu da buradan kapatalım.
Şimdi burada benim biliyorsunuz ki sterbay çöpçülerim ve Singapur tül vatozlarım var. Onlar da daha yavrular, büyüme evresindeler. Onlara da şöyle bir tane atıyorum. Gördüğünüz gibi bıraktığım gibi düşüyor. Tabii ki illaki bu kızıl ağaç kozalı ile ilgili benim bilmediğim şeyler olabilir. Daha deneyimleri olan arkadaşlar, hani ben dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Daha deneyimli arkadaşlar videonun yorum kısmından yorum yazabilirler. Biz de bilmediğimiz bir şey varsa aydınlanmış oluruz. Tabii ki hani bilmeyebiliriz. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp demişler. Bence çok doğru da bir laf. Şöyle buraya da attım bir tane. Şöyle mini minnacık, bence güzel bir şey. Yani doğal bir materyal. Bence kullanılması gerekiyor. Ve şunu da göstereyim. Atar atmaz karidesler başına üşüştüler. Gördüğünüz gibi videonun başında da söylemiştim. Karidesler için çok güzel yem diye. Bakın görebiliyorsunuzdur umarım. Çok güzel tırtıklıyorlar ve yiyorlar. Aynı şekilde Güney Amerika tür balıklarda da bu böyle. Yani hafif sarı suyu seviyorlar. Hafif sarı su yaptığınızda bu melekler de zaten aynı buna keza. Melekler de sarı suyu seviyorlar ve rahat ediyorlar o sarı suda. Bunun için de buna yakın bir su elde etmek bence mantıklı. Uzun yıllardır bu hobiyi yapıyorum. Ve yıllardır hiç su değerlerini, pH'ı, TDS'i vesaireyi ölçtüğümü hatırlamam. Ama yakın zamanda pH, TDS metre aldım. Onları da ölçeceğim. Akvaryumları merak ediyorum. Yani dediğim gibi yıllardır bu hobiyle ilgileniyorum. Ama hiç ölçtüğümü hatırlamıyorum. Onların da videolarını sizlerle paylaşacağım. Bu anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Ben herkese sağlıklı hobiler diliyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Abone olmayı lütfen unutmayın.